Bu da iğne. Cımbız. Yün. Keçe aslında. %100 yün olması gerekiyor ama sanırım bunlarda bir miktar başka madde de var. Ondan sonra sabunumuz. Sabunumuz %100 zeytinyağı sabunu. Tamam. Bu eşit olacak şekilde kaplıyoruz. Kapladıktan sonra içerisinde gördüğümüz yabancı maddeleri uzaklaştırıyoruz. Yünün içerisinde her türlü başka maddeler olabiliyor. Hemen fazla açılabilecek uçlarını iğne yardımıyla sabuna tutturuyoruz. Şimdi piyasadaki sabunlar bu kadar yumuşak olmadığı için bu işlem bu kadar kolay olmuyor. Ama ben sabunumu kendim yaptığım için çok kurutmadan keçe sarıyorum ki işim daha kolay olsun diye. Evet. Güzelce sardık. Sardıktan sonra alta pürüzlü bir yüzey koyuyorum. Daha hızlansın istiyorum işimi. Bir tane tül ya da çorap parçasından yardım alıyorum. Yanıma alıyorum. Önce keçelerimin ıslanması için ılık suya batırdım. Birazcık şu yüzeyden yararlanarak sağının solunun toparlanmasını sağlıyorum. Bir günde bir sabunu keçeleyip şuraya koyamıyoruz. Bunun dinlenme aşaması var. Yani yaptıktan sonra böyle bir yöntem yok tabii ki. Ben buldum bunu. Eğitim alırken bunu verecekler diye beklerseniz öyle bir yöntem yok. Herkesin el becerisine kalmış. Daha sonra bunu tülle sıkıştırıyor. Amaç yün tanelerin birbirine geçmesi, keçelenmesi. Bu keçeleşmeyi de su ve sabun sağlıyor. Ben sabunu yaptığım için içerisine sabun rendelemedim. Ama başka bir maddeyi keçeleyeceksem onun içerisine mutlaka sabun koymam lazım ki sabun keçeleşmeyi sağlasın. Yaklaşık yarım saat 40 dakika öyle ovuşturuyoruz. Ovuşturduktan sonra keçelerimizin şu yüzeye gelmesini sağlıyoruz. Bu benim daha önce sardığım bir keçe.
Bunu bu yüzeye getirdikten sonra istediğim renkte keçe yünü kullanarak ve iğnem yardımıyla istediğim deseni yapıyoruz. Bugün ne yapalım? Papatya yapalım. Papatyanın göbek kısmı. Her sabuna en az 1000 kez bir iğne girip çıkıyor. Sonra keçe lif sabunlarımız banyomuzdaki yerini almaya hazır. İster çekmecelerinizde güzel koksun diye, ister sevdiklerinize hediye, isterse de vücudumuzun peeling özelliğini göstermek için bireysel sabun olarak kullanıyorsunuz. Sabunumuz küçüldükçe keçemiz sıkılaşıp küçülüyor. En son kalan küçük sabun parçalarımızı tekrar banyomuzda çekmecelerimizde süs olarak kullanıyoruz. Biliyorsunuz zeytinyağı sabununun çamaşırlarımızın ömrünü uzatma, güvelenme ve böceklenmelere karşı küflenmelere, sandık güvesine dahil koruyucu özelliği var.